Merhabalar arkadaşlar, Takım Çantası'nın kanalından yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Yasin'le birlikteyiz. Yasaklar böyle hafifletildiği için buluşabildik. Bizim bulunduğumuz il sarı alan olduğu için böyle hafta sonu etkinliği olarak bir araya geldik. Bugün sizlere arkadaşlar bu aracımızın teybi nasıl değiştirilir onu anlatacağız. Her zamanki gibi Yasin bana yardımcı olacak. Kamerayı tutacak. Şimdi bu teybimizi nasıl değiştiririz onu anlatacağız. Bizim teybimiz daha öncesinden değişmiş. Daha önceki sahibi değiştirmiş. Orijinal teybi olanlar için orijinal teyplerde şöyle ikili soketler vardır. Bunlar sokulup yanlara kastırılıp asıldığınızda orijinal teybiniz sökülür. Biz şimdi orijinal değil teybimiz. Bunu şöyle almış olduğumuz Jameson'un bir ürünü JS560BT Bluetooth özelliği var. Bu üründe 4x55 watt ses çıkışı var. Bunu takacağız biz. Hep birlikte bunu anlatacağız. İsterseniz videomuza başlayalım. Kutumuzu açalım. Bu ürünü internetten sipariş etmiştik. Teybini değiştirmek isteyen arkadaşlara da bir nebze olsun bir bilgilendirme videosu olur en azından bu. İçerisinden ne çıkıyor? Kumandası, bağlantı aparatları, soketleri var arkadaşlar. Bunlar çıkıyor. Daha sonra teybimiz. Şunları da alalım. Teybimiz bu şekilde. Biliyorsunuz artık yeni nesil teypler bu şekilde küçük ufak kullanışlı bir hal alıyor. Amfi çıkışları var. Şunlar normal elektrik ve hoparlör çıkışlarımız. Şuradaki gördüğünüzde anten çıkışımız. Teybimiz bu şekilde. Bir bağlayalım, montajını yapalım. Montajını nasıl yapacağız onu anlatacağız sizlere. Ve bu ürünü test etmiş olacağız. Deneyeceğiz. Hemen şu teybimizi söküp devam edelim. Teybimizi söküyoruz öncelikle. Zaten bunlar basit bir şekilde geliyor. Şöyle çıkarttık. Böyle bakın arkadaşlar, burada içeride kablolarımız var. Size karışık gelebilir kablolar ama bunları basit bir şekilde anlatacağım. Şunu da sökelim, bunu ayıralım. Bununla bir işimiz yok. Şunu da çıkartalım. Yenisini takarız. Yeni aldığımızı takarız. Şunu da çıkarttık. Evet. Arkadaşlar bakın burada kablolarımız var. İçeride hatta bunun soketi vardır. O soket. Bu şekilde yapıştır. Tamam. Her teybin soket girişleri farklı oluyor arkadaşlar. Mesela bizim elimizde şimdi bu gelen ürünün iki tane var. Şöyle iki tane soket girişi var. Bunu da bir açayım. Evet. Şimdi şu görmüş olduğunuz siyah, kırmızı, sarı kablolar var. Bunlar elektrik kablolar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu kırmızı elektrik, siyah da eksi olarak kullanacağız bunu. Şu sarı da elektrik kablosu. Bu sarı arkadaşlar hafıza elektriğinin kablosudur. Kırmızı da kontak elektriğine bağlayacağız arkadaşlar. Yani kontağımız açıldığımızda teybi açacak. Kontağı kapattığımızda da teybimiz kapanacak. Şu sarı da hafıza elektriği. Hafıza elektriği de teyp üzerinde yapmış olduğumuz ayarlamalar, kaydettiğimiz radyo frekansları olsun ya da flaştan kullandığınız müziğin kaldığın yerden devam etmesi olsun. Bunları sağlayan bu hafıza elektriğidir. Bunları bir bağlantısını yapalım. Şunları bir sökelim. Evet, şimdi buradaki
Kırmızı elektriğimiz. Kablonun uçları zaten açık oluyor biraz. Şu şekilde alabilirsiniz. Şu şasiye aldıracağımız kablo. Daha sonra muhtemelen şu açık sarı diye tahmin ediyorum. Hafıza elektriği olması lazım bu. İki tane sarı koymuşlar buraya ama bir bağlantısını yapalım. Olmazsa bunu da bağlarız. Şimdi şu kırmızıyı kontaktan gelen elektriğe bağlayacağız. Kontaktan gelen elektriğimiz burada. Kablolar kısa ve dar olduğu için çalışmamız zor oluyor. Evet, bunu bağladık. Sonra şuradan şasemizi bağlayalım. Şasemizde şuradan içeriden gelen kahverengi şu kablo var. Bu biraz kalın. Şuna bağlayacağız. Onu da bağlayalım. Şimdi burada da hafıza elektriğimiz var. Kontak elektriğimizi bağladık. Şasemizi bağladık. Şuradaki de sarıda, şuradaki kırmızıya hafıza elektriğini bağlayacağız. Bunu da bağlayalım. Bağlantılarımızı yaptık. Bu elektriği de nereden bulduk? Şöyle yapmış olduğumuz farz kaleminden bulduk. Bunu daha önceki videolarımızda nasıl yaptığımızı anlatmıştık. Oradan bakabilirsiniz. Bunun aracılığıyla kontak ve hafıza elektriğini bulduk arkadaşlar. Şimdi bir bağlantımızı yaptık. Teybimize bir denemek istiyorum. Şimdi bakalım. Bu soketlerin de fişleri şu şekilde denk geliyor. Bunları pek yanlış takmazsınız. Soketler yoksa birbirine uymuyor zaten. Soketimizi geçirelim. Evet, şöyle geçirdik. Kontağımızı açalım. Kontağımızı açtık. Teybimiz geldi. Evet, elektrik bağlantımız şu an başarılı. Sesimiz yok çünkü daha hoparlör bağlantılarımızı yapmadık. İlk önce elektrik tesisatımızı yaptık, denedik. Teybimiz çalışıyor. Kontağımızı kapattığımızda da kapandı. Kontağımızı açtığımızda da teybimiz açıldı. Şimdi hoparlörlerin bağlantılarını yapalım. Bunu sökelim, devam edelim. Arkadaşlar, şunu da anlatayım sizlere. Şimdi burada sarıyı bağladık. Hafıza elektriği demiştik. Şuradaki turuncu kablo, şimdi teybin üstünden de baktım. Burası şu turuncu kablo diğer teyplerde mavi olabilir arkadaşlar. Onu belirteyim sizlere. Daha önce bizim çıkarttığımız teybinki bakın mavi kablo var. Bu mavi kabloyla şu turuncu kablo birbirinin aynısı. Aynı görevi görüyor. Bunu aracınızda amfi tesisatı varsa onun için kullanacaksınız. Amfiden gelen mavi bir kablo olur. Yani kontağı açıp kapattığınızda amfiye güç verir. O yüzden bunu bağlamanız gerekiyor. Yani bu amfiye giden bir bağlantı, amfiniz yoksa bunu boş bırakacaksınız. Dediğim gibi bizde turuncu genellikle mavi oluyor. Bu TV turuncu koymuşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi hoparlör bağlantılarımızı yapalım. Hoparlör bağlantıları içinde bakın burada renkli renkli kablolar var. Elimizde de bunlar var. Bunlar da renkli. Bunların renkleri çizgili olanlar var, bütün olanlar var. Onlara göre ayıracağız. Birbirine bağlayacağız. Mavileri maviye, yeşilleri yeşile, beyazları beyaza şeklinde. Buradan bağlayacağız. Bunları da bağlayalım. Sonra devam edelim. Bakın arkadaşlar, mesela şurada düz bir yeşil kablomuz var. Teybin kablosu. Bu da aracın tesisatından gelen yeşil. Bu yeşilleri mesela birbirine bağlıyoruz. Yani rengine bağlayacağız.
Bunu bağladık. Daha sonra yeşilin diğer ucu var. Şurada yeşil siyah, yani çift renkli olanı var. Çizikli olan diye söyleyeyim ben size. Düz değil. Burada da çizikli yeşili buluyoruz. Çizikli yeşil de şurada. Bunu da buna bağlıyoruz. Yani diğer kablolar da bu şekilde bağlayacağız. Bunlar hep hoparlörlerin kabloları arkadaşlar. Sağ ön, sağ arka, sol ön, sol arka şeklinde. Teybin üstünde hangisinin hangi taraf olduğu yazar. Şimdi bunları da bağladık. İzole edelim. Devam edelim. Bağlantılarımızı yaptık arkadaşlar. Hatta teybimizi açtık. Doğru bağlantı yaptık mı diye kontrol ettik. Kabloları doğru bağladık mı diye. Şu an teybimizin, yani arabamızın bütün hoparlörlerinden ses geliyor. Bunu da bağladık. Şu an sesimiz geliyor. Bağlantımızı yaptık. Son içerideki işlemlerimizi hallettikten sonra, izolasyonlarımızı yaptıktan sonra da bağlantımızı, soketlerimizi takıyoruz. Evet. Test edelim yine bir. Açalım. İlk açılışta bizim açmamız gerekebilir. Evet. Şu an güzel. Kontağımızı bir kapatalım. Evet. Kontağımızı kapattığımızda gitti teybimiz. Kontağımızı açalım. Teybimiz geldi. Evet. Anteni de göstereyim sizlere. Şurada da anten kablomuz var. Şöyle bir kablomuz var. Bunu buraya geçireceğiz ama bunu buraya takmamız pek mümkün olmayacak. Bunlar için bir aparat oluyor. O aparat aracılığıyla buraya geçirebilirsiniz eğer böyleyse soketiniz. İnce uzun bir soketi olması lazım. Şöyle bir soket. Bakın böyle soket şuraya girer bu. Buraya giren bir soket olması lazım. Eğer böyleyse de şunu uyduracağız buraya arkadaşlar. Yani şuradaki kablodan. Şuradaki kablodan buna bağlantı yapacağız. O şekilde de teyp bağlantısını yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bağlantımızı yaptık. Arka FM bağlantısını da yaptık. Yaptıktan sonraki son halimiz bu şekilde. Teyp bağlantımız bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde halletmiş olduk. Kontağımız açık. Kapattığımızda kapanıyor. Açtığımızda da elektriğimiz geliyor. İşlemimiz bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Faydalı olmuştur sizlere. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla yeniden sizlerle görüşeceğiz. Hoşça kalın.